Gazeteci Bob Woodward'un yeni kitabı Korku, Trump Beyaz Saray'da 11 Eylül'de satışa çıkıyor. Kitap henüz piyasaya çıkmadan içeriğiyle ilgili tartışmalar şimdiden başladı. Eski Başkan Richard Nixon'ı istifaya götüren Watergate skandalını ortaya çıkaran gazetecilerden biri olan Woodward'un kitabında Trump'ın hoşuna gitmeyecek ifadeler bulunuyor. Beyaz Saray kitaba tepkili. Tartışma yaratan kitabın içeriğine ilişkin ayrıntılarla Begüm Dönmezer söz karşımızda. Begüm, kitap daha piyasaya çıkmadan Washington gündemine damgasını vurdu. Hem kitabın içeriği hem de Trump cephesinden gelen tepkiler için söz sende. Özlem, kitap 11 Eylül'de piyasaya çıkacak ama daha piyasaya çıkmadan Amerikan siyasetinde ve medyasında deprem etkisi yarattı diyebiliriz. Kitabın yazarıyla başlayalım. Bob Woodward, Washington Post gazetesinde daha önce görev almış, Amerikan medyasında çok bilinen, son derece yüksek profilli, saygın olarak nitelenen bir gazeteci. Daha önce de sen de anımsattın izleyicilerimize, Watergate skandalına ilişkin haberleriyle gündem olmuş. Hatta o skandalı ortaya çıkarması sonrasında Bob Woodward'ın Nixon istifa etmek durumunda kalmıştı. Eski Başkan Nixon istifaya götüren sürece dair haberleriyle gündem olmuştu Bob Woodward. O skandaldan sonra da, yani Watergate skandalından beri neredeyse her başkanla ilgili kitap yazmış bir isim. Benim hatırladığım kadarıyla Bush dönemini anlattığı kitapları yer alıyor. Plan of Attack ya da State of Denial, Bush at War gibi kitapları bulunuyor. Obama dönemine ait yine Obama's Wars isimli bir kitabı var. Şimdi de işte Trump yönetimine ilişkin kitabı 11 Eylül'de piyasaya çıkacak. Medya kuruluşlarına tabii ki bu kitabın birer kopyası ulaştı ve sızan içerikler var. Hemen onları biraz aktaralım. İddialar ne, ne gibi şeyler yazılmış, çizilmiş kitapta. Dış politikadan iç politikaya kadar pek çok başlıkta Trump'ın kendi ekibinde çok yakın, Beyaz Saray içerisinde çok yakın çalıştığı isimlerle yaptığı müzakerelere dair ayrıntılar, artı bu kişilerin Trump hakkında söylediklerinin iddia edildiği bazı çarpıcı, dikkat çekici sözler var. Dış politika başlığıyla başlayalım. Suriye meselesi elbette ön sıralarda. Trump'ın özellikle Suriye'de 2017 yılında kimyasal saldırı, silahlı saldırı düzenlendiği iddiaları sonrasında Savunma Bakanı Mattis'le yaptığı bir telefon görüşmesi var ve o telefon görüşmesinde kitaba göre, iddiaya göre Trump Mattis'e Esad için öldürelim, girip Suriye'ye hepsini öldürelim dediği iddia ediliyor. Mattis de telefonda ilgileniyorum deyip telefonu kapatıyor. Sonra da yakın çalışma arkadaşlarına tabii ki öyle bir şey yapmayacağız, bizim cevabımız daha ölçülü olacak diyor. Sonrasında da zaten hatırladığınız gibi Suriye içerisinde belirlenen hedeflere hava harekatı gerçekleştiriliyor. Bir de Kore meselesi ve ulusal güvenliğe dair bazı iddialar var kitapta yer alan. Zaten kitabın açılışı da çok dramatik bir olayın anlatılmasıyla başlıyor. Trump'ın eski danışmanlarından Gary Cohn, Trump'ın masasının üzerinde bir taslak halinde bir mektup buluyor. Mektupta Güney Kore ile son derece kritik bir ticaret anlaşmasının iptal edilmesini öngörüyor. Ve Trump'ın danışmanları da eğer Trump bu belgeyi, mektubu imzalarsa Amerika'nın ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit oluşur diye düşündüklerinden mektubu hemen apar topar Trump'ın masasından alıp götürüyorlar imzalamasın diye. İç politikaya dair bazı iddialar var elbette kitapta. Onlardan bir tanesi de Rusya soruşturmasına ilişkin. Malum bu soruşturmayla ilgili son dönemdeki gelişmeler Trump'ı epey zorda bırakmıştı. Özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında hatta Trump acaba ifade verecek mi, yazılı olarak mı soruları cevaplayacak ya da kaç saat boyunca ifade verecek gibi sorular gündeme gelmişti. Kitaba göre Trump'ın eski avukatı, başkanı Mueller soruşturmasında, Rusya soruşturmasında ifade vermemesi yönünde iknaya çalışıyor. Ve şu çarpıcı ifadeyi kullanıyor. Yani ya ifade vermezsin ya da verirsin, o turuncu kıyafeti giyersin şeklinde cezaevinde mahkumların giydiği kıyafete atıfta bulunarak böyle çarpıcı bir ifade kullanıyor Trump'ın eski avukatı.
Ve bir de hatırlayacaksınız Charlottesville vakası, Amerika'da aşırı sağcıların, ırkçı grupların karşıt gruplarla karşı karşıya geldiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği olaylar sonrasında Trump iki cephede de kötü insanlar var ifadesini kullanmış ve ırkçı söylemi, ırkçı cepheyi yeterince sert eleştirmediği için eleştirilmişti. Hatta sonrasında da o açıklamayı biraz daha düzeltmiş, ırkçı grupları kınamıştı. Kitaba göre anladığımız kadarıyla Trump keşke o açıklamamı düzeltmeseydim ifadesini kullanmış. O açıklamayı düzeltmeyi yaptığı en büyük hatalardan biri olarak niteliyor kitaba göre, iddiaya göre. Peki bütün bu çarpıcı iddiaların ardından Trump yönetimi ne diyor? Dün Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, eski Beyaz Saray çalışanlarının uydurduğu bir takım iddialar, hikayeler demişti. Trump konuya doğrudan dahil oldu Twitter üzerinden. Çarpıcı ifadeler kullandı. Sert şekilde Bob Woodward'a yüklendi. Woodward'ın kitabının çıkışının zamanlamasına dikkat çekti. Malum Kasım ayında ara seçime gidecek Amerika. Ve bir de Woodward acaba Amerikan demokratların ajanı mı sorusunu sorarak böyle bir imada bulundu Bob Woodward için. Bugün de yine Twitter'dan konuyu, tartışmayı devam ettirdi. Birinin bir kitap yazarak, hikayeler uydurarak gerçeğin tam aksi bir tablo çizmesi ve bunun hiçbir şekilde bedelini ödememesi ayıp değil mi mesajını paylaştı Trump. Washington siyasetçilerinin iftira ve karalamaya ilişkin kanunları neden değiştirmediğini anlamıyorum ifadesini kullandı. Kitapta Trump hakkında bu çarpıcı sözleri söyledikleri iddia edilen yetkililerden de teker teker yalanlama mesajları geldi. Bir tanesi Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, ki Trump için aptal ifadesini kullandığı iddia edilmişti. Kelly o iddiayı yalanladı. Eski avukatından aynı şekilde yalanlama geldi. Savunma Bakanı Mattis'ten de seçilerek göreve gelmiş başkomutan için bu ifadeleri kullanmadım, bu sözleri sarf etmedim. Bu iddialar çok zengin bir hayal gücünün ürünü ifadesini kullandı. Ve Trump da tek tek bu yetkililerden gelen yalanlama mesajlarını Twitter'dan paylaştı. Kitap dediğimiz gibi 11 Eylül'de piyasaya çıkacak. Hem çıkana kadar hem de çıktıktan sonra da anlaşılan Amerikan siyasetinde çok konuşulmaya devam edecek diyelim. Begüm Dönmezersöz 11 Eylül'de satışa çıkacak. Korku Trump Beyaz Saray'da adlı kitaba ilişkin tüm ayrıntıları bizlerle paylaştı. Teşekkürler Begüm.